Filizlenirler. Tamam. Onu araştıracağız. Nereden? Uzakta, akrabalardan, evet, köyden falan böyle. Tabii tabii. Öyle değiştirilmiş, güzel, organik yetiştirilen bir şeylerin olduğu yerden tohum buluruz ya. O kadar tamam, buluruz. Bir şey söyleyeceğim. Şu süzgeci alabilir miyim? Tabii. Şimdi buraya mercimeğimi aldım, nohutumu aldım kuru. Bunu yıkadım. Yıkadınız. Ondan sonra buraya koydum. Üstüne su koydum. Hayır, 8 saat bekleteceğiz. Tamam, evet, tamam. Ha, evet, suyun içinde. Tamam, yani veya buraya suyu koyup tamam, burada doğru, da tamam, durabilir mi? Tabii tabii. Öyle de durabilir. Yani, daha pratik olsun diye öyle söyledim. Evet. Suyu dolduracağız burada. Ondan sonra ne kadar sonra değiştireceğiz? 8 saat. 8 saatte bir. 8 saatte bu suyu dökeceğiz. Tekrar temiz bir su koyacağız. Evet. Ne zamana kadar? İşte o 1,5-2 santim genelde 2-3 günde oluyor. Oluyor. Hatta ama şurada, bunu örtüyoruz o sırada. Tabii değil yani mi? Üzeri kurumasın diye koyuyoruz onu. Peki bir üzeri şey söyleyeceğim. Bunun suyunu çünkü döktük, susuz olarak mı tutuyoruz bunu yoksa altta kendi yine su? Kendi hafif nemli olması yeterli. Ha, nemli, bunu da çok buraya eğer koyduk, hani, ıslatıp tabii, sıkıp. Evet. Yani aşırı böyle sulu olursa o zaman işte bakteri ve o koku olmaya koku başlıyor. Oldu mesela, ben de korktum, evet, o zaman dedim hani yanlış bir şey yapıyorum burada. Bazı filizler var, bambu filizinde yapanlar var, bambu şeyinde brokoliyi yapıyorlar, bambu liflerinde yapıyorlar ama onları nereden bulacağız, nasıl yapacağız? Ama yani senin filizlerin gerçekten efsane. Sayime, burada mı Sayime? Sayime demin nohuttan yedi, falan şeklinde dolaşıyordu burada. Evet. Gerçekten çok çok güzel. Mesela çocuklara böyle filizlendirdiğimiz nohutu güvenle böyle verebilir miyiz? Biraz tavada kavuralım mı evet, mesela? Evet, ben de şimdi onu diyecektim. Yani nohut filizi acayip güzel bir atıştırmalık aslında. Sağlıklı bir atıştırmalık. Çünkü bunu az baharatlı, mesela işte biz kimyon, karabiber, tuzla tavada azıcık zeytinyağı da koyabilirsiniz. Ya da fırında. Bunu 5 dakika pişirin. Bunların çünkü hiçbirisinin pişirme derdi yok aslında. Ve sonra aldığınız zaman bayağı böyle güzel işte cips yerine, işte mısır yerine bunları tüketebilirsiniz. Evet. Ve gerçekten de çok lezzetli oluyorlar. Evet, şu sarı ve siyah kartonda bunların büyüme aşamaları var. Var. Onu da getirmişsiniz. Çok sağ ol, çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten seyircilerimiz hani paniğe kapılmasınlar, olur illaki. Tabii tabii. Bu. Bir takım püf noktaları var. İsterseniz onlardan bahsedeyim. Evet, yani şimdi gördük orada. Evet. Şimdi aslında şu hangi ürün o? Bu buradakiler marş. Evet. Yani bu hiç kuru hali. Ondan sonra bu 8 saat beklemiş hali. Sonraki yani üçüncüsünde birinci gün, sonra ikinci gündeki hali. Evet. Bunlar da üçüncü gündeki halleri zaten. Şimdi bizi hiç karamsarlığa kaptırmayacak evde filizlendirme yapacağımız zaman en iyi neyi önerirsin bize, yapsak da hani bir de mutlu olsak öyle? En kolay yapabileceğiz marş fasulyesidir. Heh. Marş fasulyesini yaptığınız zaman o 3 gün diyorum ben ama 2 günde de zaten filizleniyor. Sadece çok önemli bazı noktalar var, onları söylemek buyurun istiyorum. Tohumun kalitesinden bahsettim. Mutfakta filizlendirme önermiyorum. Çünkü mutfak aslında bizim sandığımızın aksine evin en pis yeri. Ve aslında hava sirkülasyonunun olduğu, daha az kişinin girip çıktı. Mesela tamamıyla söyleyeyim hani yemek masanızda bile yapabilirsiniz bunu. Ama mutfakta önermiyorum ve bazı kişiler fırında yapıyorlar ya da dolaplarda yapıyorlar. Hı-hı. Onu önermiyorum çünkü hava sirkülasyonu çok önemli. Dolapta kokuyor. Evet. Ben kokuyor. Denedim. O kokuyor. Ama ilk yaptığım maş fasulyesiydi. Şimdi hatırladım. Hı-hı. Ki bunun da videosunu çektim. Böyle avokadolu, yeşillikli falan bir salata yaptım. Evet. Üstüne bol maş. İlk yaptığım tesadüf eseri. Çok güzel oldu ve çok çabuk oldu. Neden olduğunu bilmiyorum. Ama ikinci yaptığımda başarılı olamadım. Koktu. Onu kullanmadım. Dediğinde haklısın. Evet, doğru. Yani salonda yapsak, salon masasında, tabii, salon tabii, penceresinin kenarında tabii, bir şeyimiz varsa. Evet. Ya şöyle mesela kış aylarında da filizlenmeyebilir. Çünkü hava soğudukça filizlerin büyümesi yavaşlıyor. Evet. Çünkü hani buzdolabına koyduğumuz zaman da aslında biz onların büyümelerini durdurmak için buzdolabına koyuyoruz. Yani 15 ile 22 derece arasında eğer o sıcaklığı sağlayabilirseniz o zaman rahatlıkla büyür. Bir de nem de önemli. Mesela yaz aylarında daha hızlı coşuyorlar. Çünkü evet, %70-80 nem ihtiyaç duyuyorlar aslında filizler. Hani bu şartları sağladığınız zaman, bir de iyice süzdüğünüz zaman, onu da özellikle söylemek istiyorum. Çünkü süzmeyi iyi yapmadığınız zaman bakteri dediğim gibi oluşumunu arttırmış oluyorsunuz.
bunlara dikkat edildiği zaman aslında çok kolaylıkla yapılabilir filizler. Evet, nohutu göstereceğiz. Bir sorum var ondan önce Mügeciğim. Çocuklara hani 9 aydan 10 aydan sonra, tabii, 1 yaşından sonra en çok hangi filizi yemeklerine katmayı tavsiye edersin? Şimdi aslında kabuklu kırmızı mercimek filizini öneririm. Çünkü et kadar protein var. Biz analiz yaptırdığımız zaman çok şaşırmıştık. Çünkü hani genelde nohut olabilir, yeşil mercimek diye düşünebilirsiniz. Ama yani normalde 14,5 gram et kadar protein var kabuklu kırmızı mercimek filizinde. Karabuğday filizini de öneririm çünkü fındık gibi bir tadı var aslında onun. Yani o yüzden tatlılara çok yakıştırıyorum ben. Hani çocuklara mesela ya da çorbalarına da bunların hepsini koyabilirsiniz. Çok daha kolay sindiriliyorlar aslında. Yani kendi kendini sindiren. Biraz sertçe bunu mesela böyle ceviz fındık gibi mi kullanacağız? Bu, çok güzel. Bu çok yumuşaktır. Hepsi yumuşak. Rahatlıkla yiyebilirsiniz. Hatta daha bunlardan ekmek... Bir şey söyleyeceğim. Şimdi bir tane şu küçücük bir mercimek kadar şu kara buğday filizinden aldım. Çok haklısın. Aynı fındık tadı. Evet. Yani bunu çok kullanabiliriz. Çok gıdalı, evet, çok güzel bir şeyden bahsediyoruz. Hakikaten o kadar büyük emek verdi ki bu konuda. Ben bir kadın olarak da çok takdir ediyorum. Teşekkür çok ederim. Beğeniyorum. Hepimiz için güzel bir şeyden bahsediyorsun. Şu da nohutun şeysi mi? Alalım buraya. Bu aslında biraz önce bahsettiğim hani filizlendirirken ki tohumların hani o uyanmasını anlatan bir görsel. Evet. Filizlendirme önemini bize anlatıyor. Çünkü burada biz aslında onu aktive ettiğimiz zaman bu filizlendirmeyle o fitik asitin ortadan kalkmasını sağlamış oluyoruz. Ve bütün içerisindeki besin değerleri de aslında 8 kat artmış oluyor. Yani içindeki işte diyelim ki B2 vitamini, C vitamini, folik asit bunlar aktive olmuş oluyorlar. Peki, protein de sindirilebilir hale gelmiş oluyor. Evet, Erkan gösterdik değil mi, sen de koyuyorsun oraya. Çok önemli bir konu. İster böyle tüketebiliyoruz bunları. Sonra bunlar un olarak nasıl oluyor, nasıl yapılıyor unları? Şimdi unlar da şöyle, onları... çok yüksek ısıda değil, düşük ısıda kurutmanız gerekiyor ki besin değerlerini korusun. Özür dilerim, bir şey soracağım. Tabii. Filizli halini mi kurutuyoruz? Tabii, bu halini kurutuyorsunuz. Tamam. Şimdi bizim özel fırınlarımız var. Tabii, mutlaka. Ama siz de 40 derecede ya da 50 derecede fırının en düşük ısısında bunları kurutursanız ama bir yani uzun sürüyor, bir gün boyunca kurutuyoruz biz. Tabii. Bir gün boyunca biraz hani maliyetli olabilir ama bir gün boyunca bunu kuruttuğunuz zaman sonra siz hani evde mutfak robotu varsa mutfak robotunu da çekebilirsiniz. Bizim hani un çekme makinemiz var. Şu meyve onları kurutucularında çekip... falan da yapabilir miyiz? Tabii tabii. Tabii. Uzun yani sürede onlarda kurutuyorlar. Evet. Çok güzel ama Gökçe'ye ben çok güvendiğim isimlerden bir tanesi. Bizim Gül'den de akşam Gökçe geliyormuş falan diye Gülden Kılıç tanıyorsunuz. Evet. O da bana mesaj atmış Gökçe geliyor falan diye. Hakikaten şimdi bu camiada bu organik ve hem bir gönül işi var. Çok büyük bir emek var arkasında. Arkalarında büyük destekler, büyük firmalar falan olmadan bu işlere girişen kişiler var. Hakikaten çok da iyi işler başarıyorlar. Beni olayın bu kısmı daha çok heyecanlandırıyor. Yani bunu yapmak hani biraz Don Kişot gibi bir durum. Ama nasıl insanların ilgisi, ben oralarını bilmiyorum. Şöyle aslında yavaş yavaş artıyor. Yavaş yavaş insanlar bu konuda bilinçleniyorlar ve onlara da daha çok rağbet var. Çünkü biz hani Türk halkı olarak seviyoruz hamur işi yemeği ve bunu sağlıklı nasıl tüketebilirim? Evet. Beyaz una alternatif olarak kullanıyorlar ve tabii çocuklar çok belirleyici oluyor. Yani çocuklarına bu ürünleri yedirmek isteyen anneler, evet, ya da spor yapanlar da mesela çok protein ağırlıklı protein yüksek olduğu için. Için. Yani şöyle düşünün, spora gitmeden önce kompleks karbonhidrat olarak kullanabiliyorsunuz. Tabii. Ve de spordan sonra da protein olarak kullanabiliyorsunuz. Evet. Şimdi bir şey soracağım. Filizlendirme deyince hani bazen... sebzeler filizleniyor, patates filizleniyor. Derler ki patates filizlendiği zaman sakın yemeyin, soğan filizleniyor. Buradaki şeyi bize söyler misin? Bazı filizlerde de tehlike var. Doğru. Mesela patates ve soğan artık çürümeye başladığı için yenmemesi gerekiyor. Çünkü mesela patatesin üzerinde bir yeşil bir
madde vardır. Solanin diye bir, evet. Aslında zehirli bir maddedir o. O yeşil olunca tehlikeli mi? Tabii, yani onu hani bazen işte o filizini atıp da yiyeyim diye düşünür insanlar. Hani işte ne olacak, öteki tarafına bulaşmamış diye. Ama aslında onun yenmemesi gerekiyor. O yüzden az miktarlarda alıp tüketmek gerekiyor patatesi, evet. Soğanı. Evde filizlendirme merak ediyor musunuz? Bir kere daha bu konunun üstünden geçeceğim. Ayten, sorular ne doğrultuda? Seyircilerimiz ne diyorlar, onu da merak ediyorum. Meryem Hanım şeyi soruyorlar. Evde filizlendirme yaparken güneş gören, yani güneş görmesi gerekiyor mu diye soruyorlar. Nasıl bir ortamda saklamak? Nem ve güneş. Şu fikir süper. Çünkü ağzını kapatmamış oluyoruz. Tabii. Ağzını kapatınca müthiş bir koku oluyor. Yani iki gün değiştireceğiz bunun suyunu. Evet. Ben şimdi mesela çok aydınlandım. Daha bir yapabilesi durum var. Tabii. Ben nerede yapacağım? Hani her zaman değil de bazen bir heves ediyorum. Gerçekten meraklıyım böyle şeylere. Ama bu yapılabilir bir durum. Doğru. Güneşe ihtiyaç yok bu arada, söyleyeyim. Hani karanlık. İlla ki çok karanlık olması da gerekmiyor. O da böyle aydınlığı yani. Yani evet, normal hani... Çok böyle hani güneş değil de...